Teknoloji YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere cep telefonu, tablet, laptop gibi bataryayla çalışan mobil cihazlardaki pil sorunlarını sizlere izah etmeye çalışacağım. Nasıl o sorunların üzerinden geleceğimizi, sorunları nasıl düzelteceğimizi söyleyeceğim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu videoyu izlediniz ama hiçbir şekilde sizin sorunuza çözüm olmadıysa Alın o cihazınızı servise götürün. Ama videomdaki sizlere söyleyeceklerimizi yapmadan sakın servise gitmeyin. İlk önce bir yapın bunları. Umarım sorunlarza çözüm olacak bir video olacaktır. Hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar öncelikle bataryalar hakkında sizlere kısaca bilgi vermek istiyorum. 3 çeşit batarya olduğunu düşünebiliriz. Tabii ki günümüzde ikisi çeşidi kullanılıyor. Nikal kadyum dediğimiz bir bataryalar vardır, piller vardır. Bunlar eski bir teknolojiye sahiptir. Nikal kadyum pillerde şöyle bir sorun vardır. Batarya bitmesine yakın mutlaka şarj ister. Bunu unutmayın. Ya da böyle bir cihaz alırsanız e, kullanmadan önce bataryayı şarja takmanız gerekiyor. Diğer ikinci bataryamız ve üçüncü bataryamız diye söyleyelim. E, lidyum iyon ve lityum polimer diye dediğimiz teknolojiye sahip bataryalar mevcut arkadaşlar. Cep telefonlarında olsun, laptoplarda, tabletlerde olsun ya da kameralarda ya da bataryayla çalışan herhangi bir cihazımız elimizde olsun. Eğer ki bataryası dediğim gibi lityum iyon veya lityum polimer eğer bir bataryaya sahip ise bunları nikal kadyum e, diye tabir ettiğimiz Yani eski teknolojiye sahip olan bataryalar gibi işte önceden şarja takalım, şarjı bitmeden e, şarjdan full olmadan şarjdan çıkartalım gibi sorunlar yok arkadaşlar. Bu iki bataryada yani lityum iyon ve lityum polimer bataryalarda arkadaşlar cihazımız sıfır dahi olsa bataryası şarja takmanıza gerek yok. İşte %10'a kadar gelmeden bataryaya takmakta sıkıntı olur vesaire gibi sorunlar yok arkadaşlar. Cihazımıza aldık hemen şarja da takabiliriz ya da mevcut içindeki bataryanın şarjı bitecek de ondan sonra takacağız gibi sorunlar yok. Yani rahatlıkla ürünlerimizi kullanabiliriz. Bu üç çeşit bataryada dediğim gibi lityum iyon ve lityum polimer bataryalar zaten polimerler daha yeni teknolojiye sahip olduğu için herhangi bir sorun teşkil etmiyor arkadaşlar. Videomun bundan sonrası için lityum iyon ve lityum polimer piller için konuşacağım. Haberiniz olsun. Şehir efsanesi olan şeyler mevcut. Ee, ama onlarda geçtik sanırım. Yani videomda söyledim sizlere. Herhangi bir şekilde rahatlıkla şarj olmadan da kullanabiliriz. Batarya bittiği zaman cihazın kapatılmasında işte batarya zarar vermez. Aksine bu e, ürünlere sahip olan, yani bu bataryaya sahip olan bütün ürünlerde e, şarj ettikçe kullandıkça batarya açılır. Aynı bir arabanın motorunu açmak gibi bir şey yani kullandıkça vesaire işte deşarj şarj deşarj de şarj yaptıkça ürünlerin yani bataryaların e, dolum şeyleri, yüzdeleri diyeyim daha doğrusu kullanım ömürleri artar arkadaşlar. Burada bir sıkıntı söz konusu değildir. Şimdi ise batarya ile yazılım arasındaki senkron'dan sizlere bahsedeceğim. Senkron dediğimiz olay şöyle size tarif edeyim. Şu bizim bataryamız olsun. Bataryamızın sıfırdan yüze kadar bir oranını düşünün. Bu da ise bu bataryayı e, yüzdesini bize gösteren yazılım olsun. Şimdi bataryamızın yüzdesini sıfırdan yüze doğru şarj ettik, deşarj ettik. Buradaki yazılım ise buradaki bataryanın yüzdesini bize göstereceği için Burada bir sekron sorunu olabilir. Bu ne demek oluyor? Şimdi bataryamız normalde %60 seviyesinde olduğunu düşünelim. Ama bize yazılım bunu %40 ya da %60, %70 vesaire gösterebilir. Sekron olacak. Yani burada eğer bataryamız %60 ise yazılımda bize onu yani görselinde ekranında bize %60 olduğunu göstermesi gerekiyor. Bununla ilgili çok sorunlar yaşayabiliyoruz. Bu sorunlarda da ben de çok yaşadım zamanında. Bu ne demek oluyor? Bataryamız %60 ama bize %40 görünüyor. Ya da bataryamız %100 görünüyor. Bunu tabii ki biz göremiyoruz. Çünkü biz görsel tarafında yani ekranında, telefonun ekranında, tabletin ya da laptopun ekranında biz bunu yüzde atıyorum 90 gördük. Şu şekilde göstermek istiyorum. Bunu nasıl aşacağız? Yapmamız gereken birinci unsur şu. Cihazımız cep telefonumuzun kullanın. Hiçbir şekilde şarja takmayın. Bataryamızı %100'e %60 her neyse sıfılana kadar yani cihazımız kendi kendine kapanana kadar off olana kadar hiçbir şekilde şarja takmayın. Cihazımız kapansın. Arkasından cihazımızı hiçbir şekilde açmadan tabii ki iPhone'lar otomatik olarak açılıyor olabilir. Siz yine de herhangi bir müdahale yapmayın. Şarja takın. Takacağınız şarj yine cihazın kendi orijinal şarjı ve kendi orijinal kablosu olacak unutmayın. Bilgisayara bağlamayın. Kendi şarj kablosuna cihazına takın arkadaşlar. Cihazımız kendisi zaten ekranda görürsünüz böyle telefonlarda ışık yanar. O ışık sönene kadar veya işte kendi %100 olduğunu gördüğünüz zaman cihazınızı şarjdan çıkartın ve cihazınızı açın ve kullanın. Ve buraya kadar bir sekron yapacaktır. Yani yüz e gelecektir ürünümüzün yani yazılımımızın ön ekranında yani bize gören tarafta %100, e 100 gelecektir. Bunu arkadaşlar üç kere yapın. Bu yeni cihaz da olabilir. Kullandığımız mevcut daha önce almış almış olduğumuz cihaz da olabilir. Yani telefon vesaire. Dolayısıyla bunu yapın. Cihaz cihazımız kapandı şarja taktık %100'e yüze geldi biz bunu ekranda ışığından gördük ya da kendisi bir şekilde durdu. Zaten adaptörü ellediğiniz zaman adaptörün sıcaklığı soğur. Soğuduğu zaman şarjdan çıkartın telefonu açın tablet laptop her neyse açın kullanın. Arkasından zaten tek tekrar hem batarya hem de ekran tarafında düşer düştüğü zaman tekrar kendi kendine kapansın. Bu birinci yaptık. Şimdi ikinciyi de aynı şekilde yapalım kapansın tekrar cihazımız kapandığı zaman şarja takın. Arkasından tekrar %100 olana kadar şarjdan çıkartmayın. Telefonu ya da laptop her neyse açmayın. Arkasından tekrardan bittiği zaman yani %100'e geldiği zaman tekrar açın ve kullanın. Ve bu işlemi dediğim gibi 3 kere yapın. 3 kere yapın eğer ki bu bizim sıfır cihazda olabilir ikinci el kullanmış olduğumuz veya yıllar önce almış olduğumuz cihaz olabilir. Bunu bu şekilde yapın arkadaşlar. Eğer ki Sekron'da bir düzeltme olmaz ise bu tabii ki çok sık karşılaşılan bir durum. Sekron'da olmazsa sıfır cihazlarda pek fazla bu sorunla karşılaşamayız. Ama daha önce kullanmış olduğumuz cihazlar şöyle bir şey vardır. Abi işte ben telefonu kullanıyordum. Yüzde Birden yüzde düştü. Arkasından yüzde düştü. Vesaire vesaire. %2'ye geldi. Bitmek bilmiyor. Telefon işte şarjı inmiyor. Çünkü bu sekrondan kaynaklanan bir sorundur açıkçası. Biz bunu dediğim gibi bu üç şekilde yapalım. Ondan sonra bakalım. Eğer ki sıfır cihaza da olsa, ikinci el cihaza da olsa biz bu sorunu yaşarsak yani bir de %100'den %20'ye düşüyor ise arkasından o %20'den %0'a kadar uzun bir süre düşmüyor ise ya da yavaş yavaş düşüyor ise birinki batarya tarafında ya da yazılımsal tarafta bir sıkıntı vardır. Bununla da tabii ki yazılımsal tarafı açmak için cihazımızın güncellemelerini takip edin. Güncellemelerinizi mutlaka yapın. Telefon olsun, tablet olsun, laptop olsun her neyse. Bu şekilde biz batarya senkronunun önüne geçmiş oluruz. Yani birinci maddemizi çek etmiş oluruz. Arkasından ikinci maddemize geçelim. İkinci maddemizi ise cihazlar yani cep telefonu, tablet veya laptop veya veya kamera veya diğer batarya çalışan ürün olsun. Her neyse. Orijinal kablosu ve adaptörü dışında işte ben telefona normal kablosun değil de bir tane kablo buldum ya da aldım. Bunu bilgisayara bağlıyorum. Buradan da şarj olmasını sağlıyorum. Bu aslında bizim cihazımızın şarj olmasını hem geciktirir hem doğru şarj yapmasını engeller. Örneğin şunu söylemek istiyorum. Şimdi elimde iPhone bir kablosu mevcut arkadaşlar. Zamanla bu kablomuzu şöyle göstermek istiyorum. Buraları çoğunlukla hep kablolar bu tarafları kırılır. İşte büküle büküle. Ben buraları bu şekilde kapattım. Bir arkadaştan da yardım aldım arkadaşımdan. Buraya kapattım. Böyle işte makaron şeyle kablo korumayla. E, siz buraya bant da yapabilirsiniz. Buralar çabuk kırılır. Buralar kırıldığı zaman işte temassızlık sağlayabilir. E, orijinal kablo kullanmadığınız zaman sorunlara çok denk gelirsiniz. Orijinal adaptör kullanmadığınız zaman sorunlara çok denk gelirsiniz. Yani üretici firma bize e, şu adaptörü ve şu kabloyu kullanın diyor ise o kabloyu yani arkadaşlar yani fiyatı düşük diye başka e, ürün kablolara gittiğin zaman bu sırın, sıkıntıları çok denk gelirsiniz. O yüzden dediğim gibi orijinal adaptörü ve orijinal kabloları mutlaka kullanmanıza e, tavsiye ediyoruz. Şarj ve deşarj esnasında biz farklı bir kablo kullanırsak yeterli amper yani gücü vermeyeceği için e, batarya normalinden daha geç e, şarj olur ya da doğru şarjı yapmaz arkadaşlar. O yüzden orijinal ürünlerden şaşmanızı tavsiye etmiyorum. Hep orijinal kendi adaptörünü ve kablosunu kullanın. Bir diğer olayımız ise cep telefonlarının şarj tarafları olsun, bataryaların şarj tarafı olsun. Bu çoğunlukla daha çok tablet ve cep telefonlarında veya kameralarda çok karşılaşılan bir sıkıntıdır. Bu nedir? Şarj tarafında yani kablomuzun şöyle göstereyim. Kablomuzun giren tarafında arkadaşlar e, tozlanma olabilir, kirlenme olabilir. Bunları temizleyin. Bir tane fırçayla alıp fırçayla temizleyin. Herhangi bir şekilde sıvı bir cihaz ya yani bir madde kullanmayın. Çünkü kısa devre yapar ve cihazımızı yakar. O yüzden e, dedim ki fırçayla yapabilirsiniz, e, kürdan ucuyla böyle uzan, ucuna böyle bir, bir e, peçete bağlayıp öyle söyleyeyim ya da kürdanın kendi şeyiyle buraları e, temizleyin. Buralar çok önemli ve şarjın giren tarafta yani kablonun giren taraflarında mutlaka bir oksitlenme, paslanma varsa da bunları ee, sıvı bir maddeyle e, temizleyebilirsiniz ya da elinize şu şekilde de normal şekilde alabilirsiniz. Benim kablom zaten bir eski bir kablo olduğu için biraz paslanma yapmış. Bu normal bir şeydir. Temassızlık sağlar. Temasık sağladığı zaman bazen orada oynama olabilir. Bunları aşmazsanız yolu ise dediğim gibi buraları temizlemenizi tavsiye ediyoruz. Arkadaşlar ben bildiğiniz üzere kanalımda bunu tabii ki videosunda çektiğim bir tane Poco X3 Pro cep telefonu almıştım. Telefonum e, gayet güzel şarj ediyor ve deşarj ediyor. Bilgisayara takıp yani kablosunu alıp diğer tarafı USB bilgisayara takıp şarj etmiyorum çünkü. Üzerindeki 5000 küsürlük miliampere sahip bir batarya var ve lidyum polimer bir batarya bu. Dolayısıyla bu bizim yani benim kullanım esnasında şarj yapmaz. Aksine kendi kendine deşarj yapar. Yani bu cihaza taktığınız zaman bilgisayara dediğim gibi kendi şarj aletiyle de, şarj yapmadığınız zaman de şarj yapar bir bakmışsınız ki %20'de takmışsınız hala %18'lerde ya da %25'lerde bir saat bekliyorsunuz şarj olmuyor vesaire. Ben bunu telefonumda memnunum. Videomu çektiğim zaman bana çok sorular geldi. İşte bataryası çabuk bitiyor, çabuk ısınıyor vesaire gibi sorunlar yazmışlar arkadaşlar ya da kullanmadan böyle bir şeylere yapmışlar. Şimdi bu tip ürünlerde yani bataryayla çalışan ürünlerde Öncelikle videomun da başında bahsettiğim gibi hangi tarz, tür bir batarya var? Hangi ürünü kullanacağız şarj olarak ve kablosu olarak? Bunlara riayet eder isteniz arkadaşlar. E, telefonunuzda yani bu başka bir marka telefonda veya tablet veya laptop da olabilir. Bunlarda bu sıkıntıları yaşamazsınız. E, şimdi e, gelen bir soru vardı. O soruyu öncelikle söylemek istiyorum. E, telefonum şarja takılıyken oyun oynayabilir miyim? Çok ısınır mı? Bataryayı bitirir mi? Şimdi şöyle bir durumum var. E, bu laptoplar için de geçerli ve tablet için de Ya hep bu üçünü kullanacağım. Aslında aslında fazla da söylemeye gerek yok. Tekrar etmeye gerek yok. Arkadaşlar telefon gibi bu tip ürünlerde oyun oynarken batarya takılı ise daha yüksek FPS değeri alırsınız. Enerjisi normalde oynadığınız tabii ki oyuna göre değişir. Çok böyle yüksek üç boyutlu bir oyun oynuyorsanız, kaliteli bir oyun oynuyorsanız buna göre değişiklik gösterebilir. Yapmanız gereken olay şu. Bataryaya takılıyken oyun oynayabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yaşamaz. Yani bataryanın ömrünü kısaltma gibi bir şeyler vardır. Arkadaşlar tabii ki her bataryanın bir ömrü vardır. Genellikle 2 ila 4 yıl il arasında değişiklik gösterebilir. E, bu normal bir şeydir yani bataryalar bitebilir. Şimdi benim e, yaklaşık 8 e, buçuk yıl 9 yıldır kullandım, kullanmış oldum şu anda kullanmıyorum tabi. E, iPhone 5s telefonu ben, e, benim emektarım ben bunu kullandım yıllarca. E, şu anda bataryasında ölmüş durumda. Peki ben bu bataryanın öldüğünü nasıl anlıyorum arkadaşlar? Şarj yapıyorum, %100'e getiriyorum, hiçbir şekilde telefonu açmıyorum ama bu iPhone'lar kendisi açılıyor, bu kendisi açılıyor, şarja takılır takılmaz. Herhangi bir şekilde bunun bataryası öldü, ben işte o size bahsettiğim 3 kere kullanalım, %100 şarj olsun, kendisi kapansın, tekrar şarj olsun, bunları denedim, bunları yemedi. Dolayısıyla bunun bataryası bitti. Dediğim gibi her ürünün bataryası bitebilir. Yani böyle bir durumla karşılaşıyorsanız tabii ki siz ürününüzün bataryasını değiştirmeniz gerekiyor. Bunun bir hali yok. Ee, i̇nternette bazen böyle bir videolar var. İşte reset atalım vesaire. İşte bir ekran geliyor. Ondan sonra bu. Az önce bahsettiğim sekron olayı vardı ya. İşte onun e, yazılım tarafında bunu yapmaya çalışıyorlar. Gerek yok arkadaşlar. Benim dediğim gibi senkronu yapın. 3 kere yapın bunu. Normal kaç gün sürecek? 3 gün, 5 gün sürecek. Neyse. Çünkü yani bataryayı bitirmek için de pek fazla uğraşmanıza gerek yok. Normal standart kullanın. Batarya bitsin. Kendisi kapansın. Arkasına şarj yapın. Arkasına tekrar bitsin. Arkasına, yani 3 kere bu olay tekrarlarsanız o yazılımsal tarafı, işte yan tarafa düğmelere basın, şuraya basın gibisinden bir şeyler var. İşte ekranlar geliyor. Bunlara gerek yok. Bunlar biraz daha bizim yani son kullanıcıların bilmesi gereken unsurlar değil. Biraz da yazılımsal olduğu için yanlış bir şey yaparsanız bu sürede üründe sıkıntı yaratabilir. Dediğim gibi senkron yapın. Benim dediğim taktikle giderseniz inanın telefonunuza herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Ama bütün bunlar bütün bunları yaptığınıza rağmen telefonunuza herhangi bir batarya hızlı bir şekilde bitiyor, kapanıyor, yani şarjı geç oluyor gibi sorunlar yaşıyorsanız bataryanızı artık gideceksiniz bir servise değiştirmeniz gerekecek. Bir soru daha gelmişti. O soruda da şuydu. Telefonu şarja taktım. Kendi orijinal kablo ve adaptörüyle. %100 oldu. Ee, olduktan sonra hemen çıkartmam gerekiyor mu? Gerek yok arkadaşlar. Yani bu bir sıkıntı yaratmaz onu öncelikle söylemek istiyorum. Bataryada durması yani şarja durması bataryaya herhangi bir etki yapmayacaktır. Çünkü yazılım artık zamanla teknolojimiz geliştiği için yazılım tarafında şöyle bir şey var. Yazılım algılıyor bataryanın full olduğunu otomatik olarak şarja yani elektriği kesiyor enerjisine. Siz ama eee bataryası do atıyorum 99, 98 gibi yani %100'ün altına düştüğü zaman otomatik olarak o yazılım tekrar şarj ettirmesini sağlıyor. Dolayısıyla %100'e geldi batarya şarjda durabilir. Ee, adaptörü, şey işte, kablosu takılabilir. Herhangi bir sıkıntı yaratmaz. Burada dediğim gibi bu iki teknoloji saydığım lidyum iyon ve lidyum polimer pillerde bunlar da herhangi bir sıkıntı teşkil etmiyor. İşte batarya patlaması vesaireler vardır. Bunlar tamamıyla hani muadil dediğimiz ikinci sınıf ya da ne bileyim orijinal olmayan diyelim. Bataryalar kullanıldığından kaynaklı bir durumdur. Çünkü bataryaların kendi işlerinde sonuçta bir levhalar var. Levha içerisinde sıvı şeyler var vesaire. İşte bunlar ne oluyor? Zamanla çabuk ısınıyor. Yan ürünlerden de kaçınmanızı tavsiye ederim. Yani zaten bir de bataryaların ömürleri vardır. Onu da az önce söyledim. İşte 2 yıl ile 4 yıl arasında değişebiliyor arkadaşlar. Diyelim ki bataryamızın biz bat telefonu batarya alacağız. Örnek veriyorum. Ben bu telefona bir batarya taktıracağım. Bunun bir üretim tarihi vardır. Atıyorum 2022 batarya. Onu taktırın. Ama 2020 yılına bir batarya buldunuz. Sıfır. Daha kutusu açılmamış. Bunu takmayın arkadaşlar. Çünkü ömrü çok sınıra geldiği için taktığın zaman bir yıl sonra tekrar batarya şarj tutmama sorununa karşılaşabilirsiniz. O yüzden bataryalarda bir ömrü olduğunu unutmayın. Ve yeni tarihli bataryalara, pillere e, yönelin arkadaşlar. Fiyatlar belki daha yüksek olabilir. Atıyorum 2022'nin ta tarihli bir batarya buna taktırdım. Bu benim minimum 2 sene daha 4 sene daha tabii ki sizin kullanımınıza kalmış bir şey. Bizi götürür arkadaşlar. Çok yoğun oyun oynuyor iseniz e, bataryaların ömrü biter. Standby modunda kullanımla çok yoğun oy oyun oynayıp ya da e, video editliyorum ya da çok video izliyorum gibi yani yoğun. Atıyorum ben bugün taktım abi akşam tekrar batarya bitti. Niye? Ben full telefonu elimden düşürmüyorum. Diyor iseniz bu pilinizi bitirir. Yani ömrünü bitirir. 4 yıl gidecekse 3 yıl gider. Ee, ekranın işte herzi 60'tan 90'a çıkartayım veya 120'ye çıkartayım. Bunlar tabii ki ekstra pillerin çabuk bitmesini sağlar. Bir e, ürünlerde ne kadar çok pil de şarj oluyor ve tekrar şarj de şarj şarj bu ömrünü bitirir arkadaşlar. Genellikle bir ömrü vardır. Bu, diyorlar ki genellikle şey, 1 milyon saat gibi bir şeyler var. 10 milyon saat. Tabii ki değişiklik gösteriyor dediğim gibi. O yüzden fazla telefonunuza hırpalamayın. Uzun ömürlü batarya gitsin istiyorsanız. Dediğim şekilde orijinal kablo, orijinal batarya olsun. Sekronları yapın. 3 kere yapın. Bunu ne kadar yapacaksınız? Yılda 2 defa 3 kere. Yani 6 ayda bir bu 3 kere yapmanızı tavsiye ediyorum. Sıfır cihaz da olsa, ikinci el cihaz da yani kullanmış cihaz da olsa bunu yapın arkadaşlar. Değerli dostlar, bu videomda sizlere bataryalar hakkında kısaca bilgi vermeye çalıştım. Bu videomda da sizlere faydalı bir içerik olduğunu düşünüyorum. Kanalımıza abone olup like atın, paylaşın vesaire yorum atın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın.